güvenilir insanlık, güvenilir insan olmanın da birinci şartı. O gece bir de selam indiriyor. Bu da çok ünlüdür değil mi? Cenab-ı Hak yani Allah bu. İnsanda güzel ahlaktan daha ağır bir şey yoktur. Efendim merhaba. Necmettin Erbakan Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı olarak mübarek Ramazan-ı Şerif için hazırlamış olduğumuz Gönülden Gönüle programımızla tekrar huzurlarınızdayız. Bugünkü programımızın konusu sevgi ve sevgi konusunda ziyadesiyle müzeyyen olduğunu düşündüğümüz çok değerli hocam Profesör Doktor Ahmet Turan Yüksel hocam. Bizlerle birlikte İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi. Hoşçakalın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. İyisiniz, çok teşekkür ederim. Abla sizler iyisiniz. Elhamdülillah hocam. Sizle daha iyi olduk. Çok şükür. Bir mukabele. Hocam sevginin en güzeli Cenab-ı Hakk'a olan elbette. Burada Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Ey aşık sadıklar gelin Allah diyelim diye başladık. Hicaz makamında bir eser. Programımızda genellikle eserlerle başlayıp sonra sohbet edip bir eser arası verip yine devam ediyoruz bu şekilde.
Cenab-ı Hakk'a olan sevgi, Hazreti Peygamberimize olan muhabbet, sevgi nazarında baktığımız zaman hocam, konumuz sevgi. Sevgiye dair Cenab-ı Hak bize sevgi konusunda ne demiş? Hazreti Peygamber'in bize emanet ettiği sünneti nedir sevgi konusunda? Biz sevgi konusunda ne anlamalıyız? Soyuttan, somuttan yola çıkarak baktığımız zaman, yani bugün somutlaşan sevgi ve sevgi hallerinden aslında soyutta maneviyatta olması gereken sevginin halleri ve veçeleri nelerdir? Bunlardan bahsederseniz çok seviniriz. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle başta zatınızı ve bu güzel icra gerçekleşen arkadaşlarımız sevgi, muhabbet ve efendim coşkuyla selamlıyorum. Ayrıca hayırlı Ramazanlar diliyorum değerli izleyicilerimize. Aleykümselam. Fayda buyurduğunuz gibi sevgi temel unsur sayın hocam. Sevgisiz hayat da mümkün değil. Sevgisiz yaşamanın anlamı yok aslında ve temel duygudur sevgi. Ha zamanla belki yaşadığımız bir takım şartlar, İşte fıtri bir takım yerleşik olan değerlerimiz, şeytanın azdırması affedersiniz, bizi sevgi dışına çıkartıyor ama esas olan sevgidir, muhabbettir. Muhabbet yoksa hiçbir şeyin tadı lezzeti yok zaten. Yavan gidiyor affedersiniz. Evet. Bizim tabii ana kaynağı Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü'nün sünneti seniyyesi. Ve bu konuda bize bir yol harita çiziyor Cenab-ı Hak. Evvel emirde Allah'ı sevmenin imanın gereği olduğu beyan ediliyor. Hatta Allah'ı sevmenin göstergesi peygambere tabi olmaktır. Onun da tabi olmanın da yine bir başka işareti peygamberi sevmektir. Hatta çok çok sevmektir. Örneği bir adam vereceğim. Dolayısıyla bu noktada ana referansımız olan Kur'an-ı Kerim'in temel okuma nokta sevgiye dayanması gerekiyor. Temel bu sevgi esasını oturtmadığınız zaman mesela alamıyorsunuz. Neşede hayattan zevk alabiliyorsunuz, haz alamıyorsunuz. Her şey karamsarlık içerisinde bir sizi efendim kaplıyor ve her şey kötümser gözle bakıyorsunuz. Bu tabii her şeyin dört dörtlük olduğu anlamına gelmiyor. Ancak işin özü hülasası sevgisiz, muhabbetsiz bir şey yok. Malumunuz Muhammed'den muhabbet oldu hasıl, muhabbetsiz muhabbetten de hasıltı. Temel esas, temel değer o sayın hocam. Birkaç örnek arz edeyim izninizle. Âl-i İmrân suresi ayet 31 diyor ki Rabbimiz, de ki ey Habibim, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahınızı bağışlasın. Matematik değer 2 çarpı 2 4 eder. Bunun başka seçeneği yok. Eğer bir iddiamız var ise, sevgiye dayalı bir hayatımız, bunu biz önceliyorsak, bunun peşindeysek, Allah'ı sevmemiz ve buna efendim Bağlıkta peygambere itaat etmemiz gerekiyor. Çünkü Allah Resulü'nün Cenab-ı Hakk'ın ifadesi o Habibullah'tır. Cenab-ı Hakk'ın sevgilisidir. Dolayısıyla Habibullah olmadan bir ulaşmak da mümkün değil. İman gereğidir. Allah'ı seviyorsak itaattan başka seçeneğimiz yok. Bir başka ayet Tevbe suresi 128 sayın hocam. Andolsun ki size aranızdan öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. Çünkü o size çok düşkün, insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir. Biz Siyer-i Nebi'yi okuduğumuzda Allah Resulü'nün ashabına ve onun şahsında örnekte bütün insanla kâhta sevgisini yani görmemek için gözümün kör olması, gönlümüzün kapalı olması gerekiyor. Tabii bazen göz açık var, gönül kapalı olunca, gönülden gönüle bir akış olmayınca o da maalesef idrak edilemiyor. Değilse Allah Resulü'nün ashabına sevgisini biz örneklerle birazdan birkaç örnek arz edeceğim. Düşündüğümüzde bizim için mümtaz örnek olan numune imtihan Allah Resulü'nün hayata kadar sevgi üzerine dayalı ve Allah Cenab-ı Hak böyle bir peygamber gönderiyor. Bize sevgiye dayan peygamber gönderiyor. Birkaç ayet daha arz edeyim. Tevbe suresi ayet 24 sayın hocam. De ki babalarınız, bir ölçü var yalnız burada, ölçü var. Babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğun ticaret, hoşlandığınız meskenler size Allah'tan, Resulünden ve Allah yoluna cihat etmekten daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin bakalım. Burada ölçü. İkaz var. İkaz var. İkaz. Bu bir sıralama mıdır? Sıralama olarak bakabilirsiniz ama işin esprisi. Yani dünyaya tabii, bu kadar. Bağlanmayacağız. Yani. Bunlar hayatın tabii anne baba sevgisi, o da ayrı bir konu. Dünya sevgisi, bunu aşmak önemli zaten. Bütün bunların üzerinde biz Allah peygamberi sevmek konumundayız.
Bu ne anlaşılabilir, nasıl anlaşılır Sayın Hocam? Şudur, yani gerektiğinde bunların öne geçmemesidir asıl olan. Dese bunlar sevmekten biz men edilemeyiz. Mutlaka seveceğiz ama Allah Resulü hepsinin önüne geçmesi gerekiyor. Evet Sayın Hocam. Hadis arz edeyim. Bütün bunlar toparlayan, malum imanı tadın alma diye bir nokta var. Nasıl o lezzet alınır, efendim, o tad nasıl alınır? Üç ölçü var Sayın Hocam. Allah ve Resulü her şeyden daha sevgili olması gerekiyor. İki, sevdiğimizi Allah yolunda olmaksa seveceğiz, başka menfaat araya girmeyecek. Bir de Allah bizi nasıl imansızlıktan, küfürden kurtarmış, imanla buluşturmuş ise bir daha küfre düşmekten korkma eğer bizde var ise biz de imanın tadını bulmuş oluyoruz ki burada özellikle Allah Resulü'nü çok sevmek ve bir de sevgi bağında hiçbir şey değil Allah'ın rızasını öncelemek lazım. Bu menfaat olmayacak anlamına gelmez. Mutlaka çıkarlığı olacak ama onların yerini iyi sabitlemek gerekiyor. Ne oluyor? Maalesef ne oluyor? Bu tür şeyler Allah'ın ve Resulün sevgisinin önüne geçince düzen ve sistem bozuyor Sayın Hocam. Ene yükseliyor. Yükseliyor. Ego. Dünya şeyleri daha hoş görünmeye başlıyor. Dünyaya daha fazla bağlanıyoruz. Dünyaya bağlandıkça da maddi hayat parlarken manevi hayat sönüp kararıyor. Ve kavgalar, dövüşler, kan, çünkü maddiyatta çıkar vardır. Evet çıkar vardır. Hakikaten yani kan, zulüm, haksızlık, her şey onlar için mübah, doğal hale geliyor maalesef. Şimdi hani eserden de yola çıkarak başlamıştık ya hocam. Şimdi Allah'ı seveceğiz. Emir. Zaten başka bir çaremiz falan da yok. Yani ben Allah'ı sevmek istemiyorum diyen birisinin inançla alakalı eğer bir sıkıntı varsa söylenecek zaten bir şey yok. Ama ben inanıyorum ama aması yok sevginin. Yani ben seni seviyorum ama dediğiniz zaman sevmiyorsunuz veya eksiktir değil mi? Yani bir şeyler sizin sevmenize mani oluyor ise sevgide ya problem var veya sizin sevgi anlayışınızda problem var. Şimdi Allah diyor ki siz beni anın ben de sizi anayım. Ben hep şunu daha başka programlarda bunu ifade ettik. Ben bunu ne zaman söylesem bir irkilirim doğrusu. Düşünsenize Cenab-ı Hakk'ı anıyorsunuz. Ve Allah'ın kendisine aslında kendisine emir olarak kendisine de farz kılmıyor mu hocam Cenab-ı Hak da kendisine? Evet. Ben de sizi anayım diyor. Neticede bu kendisini bağlıyor Allah. Şimdi biz Allah dediğimiz anda biz Allah'ı anmış oluyoruz. Şu anda ama dönüş bize geliyor. Yani şu anda ben Allah'ın da beni andığını biliyorum. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bu konuda bana bir müjdesi var. Şimdi buradaki sevgi bizim muhabbeten Cenab-ı Hakk'a olan ilticamız ve Cenab-ı Hakk'a olan muhabbetimiz ve Cenab-ı Hakk'ın bize nasıl baktığını şöyle değerlendirdiğimiz zaman hani hep şöyle anlatılır ya hocam. Bir annenin bebeğine sevgisiyle mukayese edilemeyecek. Yani olabilecek en masum sevgi olarak anlatılır ya. Misliyle, katlarıyla şey yapılamayacak, mukayese edilemeyecek bir sevgide Cenab-ı Hakk'ın bütün yarattıkları kullar içerisinde ben şimdi Allah dediğim zaman Allah beni arıyor mu? Anıyor. 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 Şüphe yok. Şimdi bu sevginin aslında daha başka ne tezahürü olabilir ki diyorum kendi gönlümde. Ve hakikaten bunu muhabbetten çok ikilerek ben talebelerime de söylüyorum. Şimdi bir mecliste bile Cenab-ı Hakk'ın kendisini ve kendi adını andıracak bir iklimde bizi buluşturan Allah'a da hamd etmek gerekiyor. Yani burada biz demek ki gerçekten sevgi noktasında bir arayıştayız ve muhabbetimizi, ünsiyetimizi Cenab-ı Hakk'a döndürüyoruz ki oradan da kendimizin alınmasını bekliyoruz. Bu muazzam bir müjde diye söylüyorum hocam. Doğru hocam mudur? Çok tabii zorlu olmak gerek. Aslında biz işi zora hakikaten sokuyoruz tabiriyle. Çok çok net ya. Allah'ı sev o kadar. Çok sade, çok. Sevinci zaten söylüyorsun. Evet hepsi arkası geliyor zaten. Sevinci zaten ve söylüyorsun. Bir kayıt da koyum oraya. Allah'ı sev. Arkası zaten açılır kapılar tabiri caizse. Ama orada farklı şeyler öne çıkınca işte bir duygular efendim baskın hale gelince. Bu yer değişince daha doğrusu. Hayatta ona göre maalesef ters düz oluyor. Hani Musa Aleyhisselam zamanında mıydı hocam? Hani bir ona bir kurban kesin. Nasıl olsun kurban? İşte bir hayvan olsun. Nasıl olsun? Evet. Bir işte inek için söylüyor değil evet, mi? Evet. Bakara suresi. Bakara suresinde. Bakara suresi. İnek olsun. Nasıl olsun? Şöyle olsun. Şöyle rengi nasıl olsun? Şöyle olsun. Yaşı şöyle neredeyse olsun. Neredeyse kesmeyecekler evet, diyor. Neredeyse evet. Kurban etmiyor. Yani sevgiyi bu kadar sorgularsan olmaz. Bahane arıyorsun yapmamak için. Tabii. Bahane aramamak daha doğru oluyor değil mi? Burada daha tutarlı bir aşık hocam kayıt koymayacak sevgisine. Sevecek o kadar. Arkası gelecektir mutlaka. Ama evet, işte dediğiniz çok gibi insani bir takım beşeri zaaflar, bazı yanlış duygular öne çıkınca sevgi de olması gereken yerden başka bir yere konumlanıyor ve başka bir hayat tarzı ortaya çıkıyor maalesef. Bu da işte maddi hayatı manevi hayatın önüne geçiriyor. Maalesef. Burada da ciddi yoksunluklar, ciddi problemler ve iç
savaşlar mı diyelim artık yaşanmaya başlıyor. Bu da doğrudan kulun kendi ruhunu karartıyor veya benlik maneviyatın, aşkın, muhabbetin önüne geçiyor. Tabi içteki huzur yerleşmeyince bu tavra her şey yansıyor Sayın Hocam. Yani işte gönülde huzurlu olmayınca o sevgi bağıyla örgülenen bir hayat tarzı, bir ruh dünyası, bir dünya bakışını siz ortaya koymazsanız diğer ona göre şekilleniyor zaten. Siz evet. O gözle her şeyi görüyorsunuz. Para gözüyle görüyorsunuz, çıkar gözüyle görüyorsunuz, işte menfaat gözüyle, ne bileyim güçlü olmak. Ha güç var ama sevgiyle güç o zaman merhamete dönüşüyor. Zalimin, zulmün engel anlamına merhamete dönüşüyor. Öbür türlü mazluma zulüm şekline dönüşüyor. Evet. Çok ince bir çizgi var aslında, çok rahat. Hocam sevgi hakkında ne söylesek elbette daha sohbet edeceğiz. Bir de bizim hocam konservatuar olduğumuz için malum şarkılardan, türkülerden, ilahilerden örnekler vermeye çalışıyoruz. Burada yakın zamanda yine ahirete irtihal eden önemli sanatçılarımızdan mekanı cennet olsun Neşet Ertaş. Üstadım bir eserini icra edecek arkadaşlarım. Burak hocam kısa bir şey alalım, eser hakkında bilgi alalım, sonra dinleyelim lütfen. Evet hocam, sizin de söylediğiniz gibi eseri havalandıran kaynak kişisi aslında Neşet Ertaş. Yüzün güzelliği, özün coşkusu, insanı var eden sevgidir sevgi diyor usta bu eserinde. Sevgi varsa yüz güzelleşiyor demek ki. Evet. Aslında yaradılanı... Ne söyleniyorsa aslında bunları tamamlayan evet. Bir... Eser, evet. Yaradılanı yaradılandan ötürü sevme düsturunu Neşet Ertaş eserlerinde bize yansıtıyor ve aslında bu düsturu da temel hayat felsefesi ediniyor Neşet Ertaş eserlerinde. Başka birçok eserinde işlemiş bunu. Gel sevelim sevileni seveni, sevgisiz suratlar gülmüyor canım diye evet. Başka eserinde yine aynı felsefeyi, aynı temayı işliyor burada. Güzel bir eser, icra etmeye çalışalım inşallah. Buyurun. Yüzün güzelliği, özün coşkusu, dışın güzelliği, için coşkusu, insanı var eden sevgidir sevgi, insanı var eden sevgidir sevgi. Yaşama sevinci, yürek tutkusu. Yaşama sevinci, yürek tutkusu. Gönül var eden sevgidir sevgi. Gönlü yar eden sevgidir sevgi. Sevgi dolsun badelere içelim, sevgilere kelim, sevgi biçelim. Sevgi dolsun her nefeste içelim, sevgilere kelim, sevgi biçelim. Sevgi dünyasına yalan giremez. Sevgi dünyasına yalan giremez. Gönül sevmeyenler dosta eremez. Gönülden sevmeyen
dosta eremez. Perdelidir dostluk, herkes göremez. Perdelidir dostluk, herkes göremez. Perdeyi kaldıran sevgidir sevgi. Perdeyi kaldıran sevgidir sevgi. Sevgi dolsun badelere içelim, sevgilere ekelim, sevgi biçelim. Sevgi dolsun ban nefeste içelim, sevgilere ekelim, sevgi biçelim. Hocam ağzınıza sağlık, ellerinize sağlık. Yorucu ama güzel bir eser dinledik. Evet. Repertuarda içerisinde bu kadar çok sevgi geçen kaç tane eser var bilmiyorum ama Neşet Ertaş'ın bu sevgiyi özünde ziyadesiyle hissettiği belli ve İkazlar çok güzel. Evet. Şahane bir eser. Biz elbette sevgiden bahsederken hocam, ilahi aşka dair olan sevgiler aslında ve bu sevginin insan üzerindeki manevi hallerini de yani kazanacağı mertebeleri de göz önünde bulundurup bunları da belki amaç edinmeliyiz değil mi? Evet. Yani sevginin bizde açacağı yeni güller, gülistanlar neler olabilir? Olmalı. Bu Ramazan-ı Şerif özelinde özellikle sevgi konusunda Ramazan ayı, bir sebep programda Ramazan ayı sabır ayı, Ramazan ayı saygı ayı, Ramazan ayı sevgi ayı diye de düşündüğümüz zaman Ramazan ikliminde sevgi konusunda da gençlerimize tavsiyeleriniz neler hocam? Buyurun. Çok doğru hocam. Tabii sevgi temel olduktan sonra merhamet oluyor, çalışmak oluyor. İşte milli değerlere bağlılık oluyor. Bilin, vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi bunlar ona bağlı hadiseler. O sevgi yerini tam bulmadığı müddetçe insana bir yön de veremiyorsunuz. Farklı bir mahluk haline geliyor. Yani hakikaten eşya mahlukat olan varlık böyle hani cehennemin ta aşağısına gidecek bir şekle dönüşebiliyor maalesef. Bir enteresan örnek var. Hazreti Ömer ile Allah Resulü arasında. Buradan ben yola çıkarak bir şey arz edeyim Sayın Hocam. Bir gün şöyle buyuruyor Allah Resulü, öz olarak ifade edeyim. Eğer diyor ben size her şeyden çok sevgili değilsem burada problem var. Hazreti Ömer geliyor diyor ki ben seni ya Resulullah canım hariç çok seviyorum her şeyden. Olmaz diyor. Candan çok seveceksin. Tamam diyor ben seni candan da çok seviyorum. Yani sevgide ölçü gerektiğinde candan da geçebilmektir. İşte vatan için, millet için, bayrak için, sancak için, değerler için. Dolayısıyla ki onlar da tevhidden, onlar da imandan. Tabii tasarım olmaz zaten mümkün değil. Yani o nasıl sonu şekillendireceksiniz ki? Yani ya bir dünyevi hedef, onunla zaten sonu, akıbeti kötüdür ama o manevi değerle örtüşünce anlam kazanıyor. Siz dünyada bunu karşılığını buluyorsunuz. Ahirette zaten karşılık cennettir. Cenab-ı Hakk'ın rızasına aynı olmak ve Peygamber Efendimiz de komşu olmaktır. Yani kişi sevdiğiyle beraber olacağına göre bu yolda buradan geçiyor. O zaman burada şunu da dikkat etmek lazım. Kimi sevdiğimize de dikkat etmek lazım. Kişi sevdiğiyle beraberdir derken Cenab-ı Hakk'ın sevgisi elbette en başta bir yerde, Hazreti Peygamber olan sevgi bir yerde. Yani dünyada da sevdiğimiz, meylettiğimiz şeylere de dikkat etmemiz gerekiyor değil mi hocam? Kişi sevdiğiyle beraberdir meselesinin aslında bize bir ikaz olarak da algılanması gerekmez mi? Tabii zaaflar her zaman var Sayın Hocam. O zaaflar aşabilmektir. İşin sonunda o şeyden kurtulup, o girdaptan kurtulup olması gereken o sevgi bağına, o yola girdiysen zaten sorun yok. O zaman siz hakikaten sevdiğinizle beraber oluyorsunuz. Ha mutlaka beşeriz hatalar, Ramazan ayı af, mağfiret ayı zaten. Bu münasebetle tekrar kendimizi de sevgi noktasında bir gözden geçirmek gerekiyor. Vatandaş olarak, kul olarak, Hazreti Peygamber ümmeti olarak ben hangi noktadayım? Çünkü sevginin gereği var. Kuru bir sevgi bir şey ifade etmiyor ki. Çok söylüyor ama bunun yansıma tezahür yok ise, ibadete bu yansımıyorsa, kulluğa yansımıyorsa, sevgi görünmek, göstermek. Evet, bakın Neşet Baba'nın dediği gibi bunun dışa bunu vurum olması lazım. Yani siz deyin milyonlarca sevgi ama bunun bir yoksa yansıması bir onu karşılığı olmuyor. Sadece kuru bir söz. Bizi belki avutan, kandıran, bizi ne bileyim yani boşluklarda dolaştıran ama sevgi yerinde olması lazım. O zaman hakikaten yerli yerinde ve siz
Fakat dünyadan da zevk alırsınız, haz alırsınız. Çünkü o da bir ayrı noktadır. Dünya sevgisi de var ama buraya yerleşmediği müddetçe onu aşabiliyorsanız gerektiğinde o zaman zaten problem yok Sayın Hocam. Zaten sevgi bir olmak, cem olmak, hep beraber olmak, muhabbet içerisinde olmak demek değil mi hocam aynı zamanda? Tam tersine katı bir gönle, katlı bir yüreğe veya katı bir hale, fıtrata sahip olursanız da tam tersine yalnızlaşacaksınız. Etrafınızda buna göre bir hale oluşacak ve oluşan hale sizi de mutsuz edecek, siz de etrafınızı mutsuz edeceksiniz. Dolayısıyla insan olarak beşeri alemde insanlara faydanız olunsun deniyor ya, faydanız da olmayacak. Faydanız olsa da kimse anlamayacak. Ben seni seviyorum diyen birisinin gerçekten sevgisini dilden daha ziyade halde göstermesi gerekiyor. Ve bu sevginin de manada ve maneviyatta ciddi mertebelere vesile olması gerekiyor desek. Allah'a sevgili kul olmak bakın değil çok mi? Güzel, Allah'ın sevgili kul olmak. Başka var mı bunun ötesi hocam? Yani Allah'ın sevgili kulu olmak da ne demek? Habibullah. O kadar. Hazreti yani. Peygamber için nasıl söylüyorsa aslında bu Hazreti Peygamber olan sevgisi Cenab-ı Hakk'ın malum. Ama Allah diğer kullarını sevmeyecek anlamına gelmiyor değil ki bu kesinlikle. Haşa. Değil o mi? Allah'ın düşünüyor. Sevgilisi kul olmak bizim aslında birikimlerimizle ortaya koyacağımız hayatla doğru orantılı. Hocam çok teşekkür ederim. Hocam alan açık. Hocam alan açık. O alana girin. Ön açık edin. Siz yani oraya bir adım atın. Adım atmazsanız, sevgiyle adım atmazsa bir şey olmaz zaten. Eyvallah. O tohum atarsanız filizlenir ve onun sonuçları mutlaka olur. O efendim siz de o kervana katılmış olursunuz. Ne güzel söylediniz. Yani adımla, ilk adımla başlayacağız. Yani bu ilk adım işte bu Ramazan vesilesiyle yine bunu da bir mesaj haline getirmek gerekirse bu Ramazan vesilesiyle göstermediğimiz sevgiyi daha görünür hale getirmek için ne yapabiliriz diye de düşünelim biz madem. Belki çok güzel yapıyoruz, daha fazla nasıl yapabiliriz? Çünkü bunun bir üst sınırı da yok. Sevginin üst sınırı nedir diye sorsak var mı bunun bir cevabı? Yok. Mana zaten böyle bir şey. Bazen çok büyük değerler çok küçük adımlardan daha aşağıda anlamlar ifade edebilir. Tam tersi haller söz konusu olabilir. Biz yaradılanı yaradandan ötürü sevmekle mükellefiz. Mükellefiz. Bunu da hocam bir eserlerde yine izini sürerek bir Limatli'ye ait bir eser var. Severim her güzeli senden eserdir diyerek. Tam da aslında insanı ve yaratılmış her şeyi, hayvanın nebatatı ve ne varsa sevmekle mükellef bir varlık olduğunu bir Hicaz makamında bir eserle Lemi adlı dile getirmiş. Süha hocamdan dinleyerek programı nihayet erdireceğiz hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Güzel gönlünüzle bizi muhabbete, sevgiye dair irşad ettiniz. Allah razı olsun. Değerli konuklar, bugün de sevgi konusuyla işlemiş olduğumuz programımızın sonuna geldik. Hicaz eserle programımızı tamam edeceğiz. Yarın başka bir konuda tekrar huzurlarınızda olmak arzusundayız. Hoşça kalın, esen kalın efendim. Severim her güzeli senden eser.
Aman.